Savurmak sonucu aşağıdaki cümlenin hangisinde havaya atıp dağıtmak saçmak anlamında kullanılmıştır? A. Adam birden silkinip beni yavaşça yana savurdu. Yani hareket ettirdi anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla A'ya ulaşamadık. B. Ordular karşı karşıya gelince askerler kılıçlarını birbirine savurdu. Yani kaldırıp atmak, fırlatmak anlamında kullanılmıştır. B'ye ulaşmadık. C. Ayaklarını boşluğa savururken küçük dolap yürütüyle yıkıldı. Yani sallarken anlamında kullanılmıştır. C'ye de ulaşamadık. İşçiler buğdayı savurmakta ve taneyi samandan ayırmaktadır. Burada havaya atıp dağıtmak, saçmak anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olur. Bu sanatçımız için bir dili bilmek, o dilin edebiyatını bilmek demektir. O edebiyatın gizli kalmış köşelerinde yatan şiirleri, öyküleri bilmek demektir. Gerek Türkçe, gerekse Fransızca yazdığı yazılarda zaman zaman öyle alıntılar yapar ki şaşırır kalırsınız. Ama hangi alıntıyı yaparsa yapsın, onun için kendi olmayı başarmış demeniz için eserlerine dikkatlice bakmak lazım. Var olanla yetinmeyip kendi tarzını eserlerine yansıtmıştır. Bu metindeki altı çizili sözde söz edilen yazarın hangi özelliği vurgulanmıştır? A. Evrensellik, B. Yalınlık, C. Özgünlük, D. Yoğunluk. Kendi olmayı başarmak, yani başkasını taklit etmemek anlamında kullanılmıştır. Kendine özgü olmak demektir. Özgünlük de yine taklit etmeden kendisiyle farklı bir durum yaratmak anlamında kullanıldığı için cevabımız C şıkkı olur. Herhangi bir kişi, kurum, olay veya durumdan hoşnut olmadığınızda yolunda gitmeyen bir şeyler fark edildiğinde kurduğunuz cümlelere yakınma veya şikayet cümleleri denilmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yakınma cümlesidir? A. Odanızı toplamanız gerektiğini size daha nasıl anlatabilirim? B. Bunca yıllık arkadaşını düğüne davet etmemek de ne demek oluyor? C. O güzelim bayramları bir daha kavuşabilecek miyiz? D. Bu hasretlik bir gün son bulmazsa biz ne yaparız? Evet, yakınma yani şikayet cümlelerine baktığımız zaman B'ye bunca yıllık arkadaşın düğünü davet etmemek de ne demek oluyor? Bir sitem cümlesi olabilir. Bir kırgınlık söz konusu. C'ye bakalım. O güzelim bayramlara bir daha kavuşabilecek miyiz? Eski bayramlara duyulan bir özlem söz konusu. D. Bu hasretlik bir gün son olmazsa biz ne yaparız? Yine aynı şekilde hasret bir özlem söz konusu. Ancak A şıkkında odanızı toplamanız gerektiğini size daha nasıl anlatabilirim? Burada yolunda gitmeyen bir şeyin olduğunu, bir hoşnutsuzluk durumu söz konusu olduğunu ve bu yüzden de şikayet ettiğini görebiliriz. Cevabımız A şıkkı olur. Kişisel görüş bildiren cümleler özden anlatımı cümlelerdir. Kişisel görüş içermeyen, kişiden kişiye değişmeyen bilgileri içeren cümleler ise nesnel anlatımıdır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi özden ve nesnel olma yönüyle diğerlerinden farklıdır? A. Sanatçı bu yapıtında öteki yapıtlardan değişik bir yöntem izleyerek bireylerin gündelik yaşamdaki çatışmalarını anlatmaktan kaçınıyor. Baktığımız zaman öteki yapıtlardan değişik bir yöntem izlemiş olması ve gündelik yaşamdaki çatışmaları anlatmaktan kaçınıyor olması bu kişiden kişiye değişebilir bir ifade olduğu için öznel bir cümledir. B'ye bakalım. Bu yazarımız anılarını anlatırken araya başka yazarların anılarını, düşünürlerin anılar üzerine söylediklerini de katıyor. Bu okuduğumuz zaman anlayabileceğimiz ve kanıtlayabileceğimiz bir durumdur. Bu yüzden nesnel bir cümledir. C. Yalnız yapıtların içeriğiyle değil, anlatımındaki ustalık, kullandığı dil ve hareketli anlatım tekniğiyle edebiyatımızın büyük ustalarından biridir o. Evet, edebiyatımızın büyük ustası olması, dilinin anlatım tekniğiyle hareketli ve usta bir dil kullanıyor olması, kişiden kişiye değişebilir, kanıtlanamayan bir cümle olduğu için yine özneldir. D. Bir sanatçı neden özgürce davranırsa davransın, yine de dilinin bilinen kuralını bütünle görmezlikten gelemez. Bu yine kişiden kişiye değişebilen bir ifade olduğu için özneldir. Dolayısıyla A, C ve D şıkları öznelken B nesnel olduğu için cevabımız B şıkkı olur. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen atasözleri getirilmelidir? Türkçe atasözleri bakımından oldukça zengin bir dildir. Bir örneğinde bulunacağımız zaman ya da düşüncemizi desteklemek için atasözlerine sıklıkla başvurur. Bir şeyin gerçek değeri ona gereksinim duyulduğunda anlaşılır anlamında. Abanın kadri yağmurda bilinir.
çok para kazanabilmek için az da olsa evde bir sermaye olması gerektiğini ifade ederken mayasız yoğurt tutmaz. Büyük adamların, büyük iş yapanların karşılaşacağı güçlüklerde çok dur anlamına gelen büyük başın derdi, büyük olur atasözünün kullanılış şeklinde tamamlanmalıydı. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Yaklaşık 35 yıl öncesine kadar kimsenin ondan haberi yoktu. Kayıp bir kent gibi yalnızlığa gömülmüştü. Sırtını yasladığı dik yamaçlarında toprak altında bulunan bu kentten Avrupalı gezginler bir iki satırda olsa söz etmişlerdi. 19. yüzyılda yapılan bilimsel bir yüzey araştırmasında kimliği belirlenmişti. Ama bu silik izlerin peşine pek kimse düşmedi. Uzun aralıklarla gerçekleştirilen bir iki ziyaret gözlem, sonrası derin bir sessizlik. Ta ki 1970 yılında yeniden keşfedilen. O tarihten sonra daha çok ziyaret edildi. Bu metinle ilgili 1. Benzetmeden yararlanılmıştır. 2. Örneklendirme yapılmıştır. 3. Karşılaştırmaya yer verilmiştir. 4. Amaç sonuç cümlesi kullanılmıştır yargılarından hangileri doğrudur? Baktığımız zaman benzetmeden yararlanılmıştır. Çünkü kayıp bir kent gibi yalnızlığa gömülmüştü ifadesindeki gibi benzetme edatı yani kayıp bir kente benzetiliyor olmak benzetmeden faydalanılmıştır ifadesini doğrulamaktadır. Yine karşılaştırmaya yer verilmiştir çünkü daha çok ifadesi karşılaştırma yapıldığını göstermektedir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Bu metinde anlam akışına uygun olarak kaç numaralı cümleden sonra bunlar kimsenin aklına gelmeyen titizlikle araştırılıp bulunmuş kitaplar cümlesi getirilmelidir. 1. Bu yayın evi bir süredir kendi olanakları içinde sessiz sedasız değerli ürünler ortaya koyuyor. 2. 40'ı aşkın kitap çıkaran bu yayın evinin dikkati çeken bir özelliği çok iyi kitaplar seçmesi. 3. Ayrıca bu yayın evi kitapların basımına özen gösteriyor, çevirinin düzgün ve doğru olmasına dikkat ediyor. 4. Her kitabın sonuna yazar ve yapıt hatlarını gösteren bir dizin ve kaynak çekiyor. Evet, baktığımız zaman ikinci cümlemizde 40'ı aşkın kitap çıkaran bu yayın evinin dikkati çeken bir özelliği çok iyi kitaplar seçmesi. Daha sonrasında kitaplar hakkında olumlu bir bilgi verdiği için bunlar kimsenin aklına gelmeyen titizlikle araştırılıp bulunmuş kitaplar. Ve daha sonrasında yine olumlu bir şekilde devam etmesi için ayrıca bu yayın evi kitapların basımına özen gösteriyor. Çevirilerin düzgün ve doğru olmasına dikkat ediyor şeklinde tamamlayabiliriz. Dolayısıyla öncelikle kitapların seçmesinden sonrasında bu kitapların kimsenin aklına gelmeyerek titizlikle araştırılıp bulunmuş kitaplar olduğunu söylemesi gayet uygun olacaktır. Ve ikinci cümleden sonra getirebiliriz. Cevabımız B şıkkı olur. Yüzümü usulca göğe yaslayıp çimenlerin üzerine uzandım. Gözlerimde kanat çırpıyor martılar. Bulut bulut parçalanmış gökyüzünü seyrediyorum. Bulutlar mı üstümüze koşuyor yoksa ben mi bulutların altındayım? Bir türlü kestiremiyorum. Saklanmış oynancasına bir görünüp bir kaybolan güneşte alıp götürüyor beni düş dünyamın derinliklerine. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? A. Olay, B. Şahıs, C. Mekan, D. Zaman. Baktığımız zaman ben birinci tekil şahıs ekiyle kullanılan cümleleri görüyoruz. Bu yüzden şahsa ulaşabiliriz. Olay bu kişinin bir rüya görmesi, bir düş içerisinde olması olduğu için olaya da ulaşabiliriz. Çimenlerin üzerine uzanmış mekanda bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ancak bu olayın hangi zamanda gerçekleştiğini bilmiyoruz. Cevabımız D şıkkı olur. Ünlü havacılık şirketi Airbus, 2035 yılında kullanılmak üzere dünyanın sıfır emisyonlu ilk yolcu uçağını üretme planını açıkladı. Emisyon yakıt ya da benzeri bir maddenin yanması sonucu oluşan gazın atmosfere yayılarak çevreye verdiği zarar olarak tanımlanıyor. Airbus şirketi ana enerji kaynağı olarak jet yakıtı yerine hidrojenle çalışacak bu yolcu uçaklarıyla uçakların çevreye verdiği zararın en aza indirgeneceğini birbirinden farklı 3 tasarıma sahip bu yolcu uçaklarının ilk örneklerinin 2020'li yılların sonunda üretilmesi planlanıyor. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Hidrojen yakıtın uçaklarda kullanılmasının çevreye daha az zarar vereceğini. Baktığımız zaman
Jet yakıtı yerine hidrojenle çalışacak bu yolcu uçakları ile uçakların çevreye verdiği zararın en aza indirgeneceğini belirttiği ifadesinden, hidrojen yakıtı uçaklarda kullanılmasının çevreye daha az zarar vereceğine ulaşabiliriz. B. Henüz sıfır emisyonlu bir uçak üretilmediğine, baktığımız zaman dünyanın sıfır emisyonlu ilk yolcu uçağını üretme planını açıkladığı şeklinde bir ifademiz var. İlk yolcu uçağı olduğuna göre daha önce bir uçak üretilmediğine dair bir bilgiye ulaşabiliriz. C. Airbus şirketi tarafından 2020 yılının sonunda 3 farklı uçak üretileceğini. 2020 yılının sonunda değil, 2020 yılların sonunda demiş. Yani 2021-2022 şeklinde herhangi bir yıl olabilir. Dolayısıyla C'ye ulaşamayız. D. Yakıtların yanması sonucu oluşan gazın çevreye zarar verdiğine. Baktığımız zaman yakıt ya da benzeri bir maddenin yanması sonucu oluşan gazın atmosfere yayılarak çevreye verdiği zarar olarak tanımlanan bir emisyondan bahsediliyor. Dolayısıyla D'ye ulaşabiliriz. Ancak C'de bir bilgi yanlışlığı vardır. Cevabımız C olur. Büyük şair, iyi roman, kötü öykü gibi ayrımlar yapmak hiçbir sanat anlayışına sığmaz. Gerçek eleştiri anlayışında bu en iyi, bu en kötü diye çürük sağlam ayırırcasına bir eleştiri yoktur. Yapılması gereken yaratıcılığını, gücünü, özgünlüğünü değerlendirerek herkesi kendi yerine oturtmaktır. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanatta aşırı övgü ve eleştirilerden uzak durulmaktır. B. Sanatçının olumlu ve olumsuz özellikleri bir arada değerlendirilmektir. C. Olumsuz değerlendirmelerle sanatçıları sınıflandırmamak gerekir. D. Sanatçı bir başka sanatçı ile kıyaslanmadan kendi yeterlikleri ölçüsünde kabul edilmektir. Evet, metnimizin son cümlesinden de anlayacağımız üzere yapılması gereken yaratıcılığını, gücünü, özgünlüğünü değerlendirerek herkesi kendi yerine oturtmaktır. Özgünlük başkasını taklit etmeden, başkasıyla kendini kıyaslamadan anlamında kullanılmış, sadece kendi özgünlüğümüzü ve kendi yaratıcılığımızı değerlendirmemiz gerektiğini, başka bir sanatçıyla kıyaslanmamamız, sadece kendi gücümüzle bir yerlere gelmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olur. Bu metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde noktalama işareti yerinde kullanılmamıştır? Doğuda dağlar kar altında yatarken bahar geldi dağlarına Ege'nin. Ege bölge ismi olduğu için özel isimdir ve dolayısıyla özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. 1. Doğru. Yeşil ve kucaklaştı toprak, dağ taş. Dağ taş bir ikileme olduğu için ikilemlerin arasında herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. Dolayısıyla 2. Yanlıştır. Cümle tamamlandığı için yemyeşilden sonra nokta kullanılır. Doğru. Kırlar rengarenk çiçek. Tamamlanmayan bir cümle olduğu için, yükleme olmadığı için 3 nokta kullanılabilir. D. Doğru. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Dade'ye bağlıca ağır yazılır ancak kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak bir dil uyumlu uyar ve dade'ye biçimini alır. Bağlıç olan dade'ye hiçbir zaman ta t şeklinde yazılmaz. Bu açıklamaya göre 1. Evde olduğu gibi sokakta da hareketlerimize dikkat etmeliyiz. 2. Kardeşim de sinema salonlarının kapatılmaması gerektiğini düşünüyor. 3. Şükrü de okuduğu kitapların çoğunun kütüphaneye bağışladığı cümlenin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Baktığımız zaman birinci cümlede evde olduğu gibi sokakta da hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Evde nerede sorusuna cevap verdiği için yer tamlayıcısı görevindedir. Yani bulunma ikidir. Bitişik yazılması doğrudur. Aynı şekilde sokakta ifadesi de yine bulunma ifadesi olduğu için bitişik yazılmaktadır. Fakat ev ve sokak arasında bir dahil olma anlamı kattığı için daha bağlıcı kullanılmış. Bu yüzden de ağır yazılmıştır. Birinci cümlede yazım yanlışı yoktur. 2. Kardeşim de sinema salonlarının kapatılmaması gerektiğini düşünüyor. Kardeşim de ifadesi ağır yazılmalıydı. Çünkü burada dahil olma anlamı katan D bağlacı vardır. 2. Yanlış yazılmıştır. 3. Şükrü de okuduğu kitapların çoğunluğunu kütüphaneye bağışladı. Yine aynı şekilde
Şükrü de şeklinde yazılan sözcüğümüzde de bağlıç olarak kullanılmıştır. Bu yüzden kesme işareti değil, ayrı yazılması gerekirdi. 3 de yine yanlış yazılmış. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 olur. D şıkkı. Bu diyalogta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi geçirilmelidir? Yazar, evet doğru, benim Latince hocam, Farsça hocam dedemdir. Arapça hocam dedemdir. Dedem Latince, Arapça, Farsça ve Rumca bilirdi. Babam Fransızca, İngilizce, Arapça ve Farsça bilirdi. Bizim evde ve dedemin evinde 15 tane akademisyen vardır ve herkes en az 2 lisan bilir. Evet, daha çok ailesiyle ilgili bazı dille alakalı bilgiler vermiş. Bunun için gazetecinin öyle bir şey sorması gerekiyor ki yazarın da bu hakkında bilgiler vermiş olsun. O yüzden A'ya bakalım birinci cümle için. Sanıyorum ailenizde bir yabancı dil geleneği de var şeklinde bir soru sormuş olabilir. Çünkü kendi ailesindeki dil geleneğinden bahsetmiş. Bu yüzden A'ya alabiliriz. Gazeteci, ömrünüzü bilime adadınız ama sizin sanat için de büyük bir emeğiniz var değil mi sorusuna yazarın. Beyinle uğraşmak zaten sanattır. Çünkü beyin sanat harikasıdır. Ben çocukluğumdan beri yazıyorum. Rubai yazıyorum. Aruz'la ilgileniyorum. 7 tane şiir kitabı yazdım ve mesela son 2 kitabım Yahay ve Rubaiyatı Bircis'tir şeklinde devam edebilir. Çünkü bilime karşı duyduğu bir durum farkındalığından ziyade sanat içinde büyük bir emek harcamış ve sanatla ilgili emeklerini yazdığı kitaplardan ve şiirlerden bahsederek dile getirmiş. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Teşhis, kişileştirme, insan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insana özgü nitelikler yükleme sanatıdır. Teşbih, benzetme, aralarında ilgi bulunan iki varlıktan birini diğerine benzetme sanatıdır. Tezat, karşıtlık, aralarında zıtlık bulunan iki durum veya olayı bir arada kullanma sanatıdır. Aşağıdakilerin hangisinin açıklaması verilen söz sanatlarından herhangi birinin örneği yoktur? A. Güneş gibi ol şefkatte, merhamette, gece gibi ol ayıpları örtmekte. Baktığımız zaman kişinin kendisini güneşe ve geceye benzettiğini görüyoruz. Çünkü gibi yine benzetme edatı olduğu için burada bir benzetme sanatı vardır. B'ye bakalım. Duy feryat etmedi her an bu ney, anlatır hep ayrılıklardan bu ney. Ney bir müzik aletidir. Feryat etmek ve ayrılıklardan söz etmek gibi sadece insanlara ait bir özelliği vurguladığı için B şıkkında kişileştirme sanatı söz konusudur. C. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Şiirinde herhangi bir söz sanatı yoktur. Yukarıda verilen C'yi almıyoruz. Ve ak saçlı başını alınıp eline kara hülyalara dal anneciğim. Burada ak ve kara sözcükleri birbirinin tam tersini ifade ettiği için bir zıtlık, karşıtlık sanatı vardır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir resim oluşan cümlelere isim cümlesi denir. Yüklemi çekimlenmiş fiil olan cümlelere fiil cümlesi denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlenin hangisi isim cümlesidir? A. Güzel yazıya giden yol bir bakıma doğru yazıdan geçer. Buradaki yüklemimiz geçer. Geçmek fiil köküne gelen geniş zaman eki onu bir fiil cümlesi yapmıştır. Hem kökü fiildir hem de zaman eki alarak çekimli fiil olmuştur. A'yı eleyelim. B. Deneme yazmak için belli bir birikiminiz, söyleyecek sözünüz olmalı. Olmak fiil köküdür. Daha sonrasında melimalı gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir fiil olduğu için B'yi de eleyelim. C. Konuşurken yeterince düşünüp en uygun sözü ve söyleşi bulmaya zaman yoktur. Yok, master eki alamayan bir isimdir ve isim tır ek fiilini alarak yüklem olmuştur. Cevabımız C şıkkı olur. D'ye de bakalım. Başarılı şairler kendilerinden önceki şairlerin şiirini okuyarak öğrenmişlerdir şiir yazmayı. Bu devrik bir cümledir. Yani yüklemi sonunda değildir. Öğrenmişlerdir yüklemimiz. Öğrenmek fiil köküne gelen miş, geçmiş zaman eki alarak çekimlenmiştir ve çekimli bir fiil olmuştur. Cevabımız C şıkkıdır.
Nesne alabilen cümlelerin yüklemleri geçişli, nesne alamayan cümlelerin yüklemleri geçişsizdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne yüklem ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A. Güneş tutulmasının tarihi merak edildiğinde büyücülere gidilebilir. Yüklemimiz gidilebilir. Nesne alması için neyi ya da kimi sorusuna cevap vermesi gerekir. Edilgenlik eki alan bir yüklem olduğu için ve edilgenler geçişsizdir. Dolayısıyla geçişsiz bir cümlemiz vardır. B'ye bakalım. Son günlerde bilim adamlarından bazıları ileriki yıllarda insan zekasının gerileyeceğini iddia ediyor. İddia ediyor yüklemimiz. Neyi iddia ediliyor? İnsan zekasının gerileyeceğini. Evet, burada bir belirtin nesne bulunmaktadır. Bu yüzden nesne alabildiği için nesnesine göre geçişli bir fiildir. C. Bu kitabı okurken her seferinde bir öncekinden çok daha hızlı bir şeyle karşılaşacaksınız. Karşılaşacaksınız yüklem. Neyi karşılaşacaksınız şeklinde bir soruya cevap alamıyoruz. Yine geçişsiz bir fiilimiz var. D'ye bakalım. Yapılan araştırmalara göre vanilya kokusunun kalp atış hızını düşürdüğü biliniyor. Biliniyor yine yüklemimiz. Aynı şekilde edilgen bir fiil olduğu için geçişsizdir. Nesne alamaz. Dolayısıyla A, C ve D cümlelerimiz geçişsiz ancak B geçişli bir çatıya sahiptir. Cevabımız B olur. Alperen, Ümit, Neriman, Nazım ve Şale adlı kişilerden her biri Amerika, Fransa, Almanya, İspanya ve Finlandiya ülkelerinden birinde yaşamaktadır. Alperen, Finlandiya veya Almanya'da yaşamaktadır. Neriman Fransa'da yaşamamaktadır. Amerika'da yaşayan kadın değildir. Almanya ve İspanya'da yaşayanlar erkektir. Buna göre verilen bilgilerle yaşadığı ülke kesinlik kazanmayan iki kişi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? O halde ülkelerimizi yazalım. Amerika, Fransa, Almanya, İspanya ve Finlandiya. Alperen Finlandiya veya Almanya'da yaşamaktadır. O zaman Finlandiya'ya Alperen'i aynı şekilde Almanya'da Alperen'i yerleştirelim. Daha sonraki önermelerimizde hangi ülkede yaşayacağını bulabiliriz. Neriman Fransa'da yaşamamaktadır. O zaman Fransa'ya yazamayız. Amerika'da yaşayan kadın değildir. O halde Amerika'ya da yazamayız. Almanya ve İspanya'da yaşayanlar erkektir. O halde yine Neriman'ı yazamayız. Bu durumda sadece Neriman'ı yazabileceğimiz tek ülke Finlandiya olacaktır. Dolayısıyla Alperen değil, Neriman'ın Finlandiya'da yaşaması gerekecek. Almanya ve İspanya'da yaşayanlar erkektir şeklinde bir ifademiz var. Amerika'da yaşayan kadın değildir şeklinde bir ifademiz var. O halde Jale de Fransa'ya kalacaktır. Bu durumda Ümit ve Nazım'ın hangi ülkede yaşadığını bilemiyoruz. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıda Türkiye'de Kasım ayında görülen COVID-19 vakaları ile ilgili grafik verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi Kasım ayına ait verileri gösteren tablolardan biri olamaz. Gördüğümüz üzere sarı çizgilerle hasta sayısını, kırmızılarla ise vefat sayısını görüyoruz. Buna göre A şıkkına baktığımız zaman hasta sayısı 5103, vefat sayısı 116 görünüyor. Ancak baktığımız zaman Kasım ayında en fazla 4552 hasta sayısı mevcut. Dolayısıyla böyle bir veriye ulaşamayız. Çünkü 5103 şeklinde gösterilmiş tablomuzda. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır.
Bu afişten aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A. Yarışmayı hangi kurumun düzenlediğini? Baktığımız zaman Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendiğini görüyoruz. Bu yüzden A'ya ulaşabiliriz. B. Yarışmada verilecek ödüllerin niteliğine. Baktığımız zaman birincilerin dizüstü bilgisayar, ikincilerin tablet, üçüncülerin bisiklet aldığını görüyoruz. Dolayısıyla verilecek ödüllerin niteliğine ulaşabiliriz. Yarışmaya son başvuru tarihine. Evet, yarışmanın son başvuru tarihinin 26 Ekim 2018 olduğunu görüyoruz. C'ye de ulaşabiliriz. Ancak yarışma için hangi kitapların okunacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olmaktadır. Evet, aşağıda COVID-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla ilgili bilgiler verilmiştir. Sokağa çıkma planları yapan bazı kişilerle ilgili şunlar bilinmektedir. Ahmet Bey 66 yaşındadır ve bir tekstil atölyesinde çalışmaktadır. Kaan 12 yaşında olup her gün saat 16-20 arası basketbol antrenmanına gitmektedir. Kerem 19 yaşındadır ve cumartesi günü saat 9'da kütüphaneye gidecektir. Aylin 63 yaşındadır ve hafta sonu diyetisyeniyle saat 11'de randevusu vardır. Buna göre sokağa çıkabilecek kişiler aşağıdakinin hangisine bir arada verilmiştir? Baktığımız zaman Ahmet Bey 66 yaşında ve bir tekstil atölyesinde çalışmakta. Hafta sonu değildir. Çalışıyor. 65 yaş üstü olmasına rağmen tüm gün serbest diyebiliriz. Dolayısıyla Ahmet Bey sokağa çıkabilir. Kaan 12 yaşında olup her gün saat 16-20 arası basketbol antrenmanına gitmektedir. Evet, 20 yaş altı, 13 ile 16 arası serbest. Ancak 16-20 arası serbest olmadığı için Kaan sokağa çıkamaz. Kerem 19 yaşındadır ve cumartesi günü saat 9'da kütüphaneye gidecektir. Baktığımız zaman hafta sonu saat 10 ile 20 arası serbest. Dolayısıyla 9'dan sonra çıkabilecek. 10'dan önce saat 9'da çıkamayacağı için Kerem'e de sokağa çıkma serbest olamaz. Aile Hanım 63 yaşındadır ve hafta sonu diyetisyeniyle saat 11'de randevusu vardır. Baktığımız zaman hafta sonu 65 yaş üstü olmadığı için ve saat 10 ile 13 arası serbest olduğu için saat 11'de Aile Hanım dışarı çıkabilir. Dolayısıyla sokağa çıkabilecek kişiler Ahmet Bey ve Aylin olacaktır. Yani cevabımız B şıkkıdır.